Çeşitli programlara katılmak üzere Edirne'ye gelen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 1. Murat Mahallesi'nde hizmete açılan öğrenci yurdunun açılışını yaptı. Hayırlı, uğurlu olsun. Huzurlu bir mekan olsun diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Açılışın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı, geleceğin önemli sağlık sorunlarından birisinin obezite olacağını kaydetti. Önümüzdeki sürecin görünen o ki, en temel sorunlarından, sağlık sorunlarından biri de obezite olacak. Çünkü gerek gelişmiş dünyada, medeni dediğimiz gelişmiş ülkelerde, gerekse ülkemizde obezite artık temel sağlık sorunları arasına girdi. Obezite birçok hastalığın da müsebbibi pozisyonuna geldi. Kalp hastalıkları, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkların da altyapısını oluşturuyor. O nedenle biz ülkemizde 2014 bu yıl veya 2013'ün son 29 aralığında başlattığımız sağlıklı beslenelim ve hareket edelim projesini başlattık ve 2014'ten itibaren de yoğun bir şekilde sağlıklı beslenme ve hareket merkezli bir obezite ile mücadele programını yürüteceğiz. Bu anlamda en çok desteği, kamuoyu desteğini medyadan bekliyoruz. Çünkü her eve, her vatandaşa, her gencimize, mümkünse her çocuğumuzun algılayacağı boyutuyla obeziteyle mücadeleyi başarmamız lazım. Şu anda toplumumuzun 1/3, yani yaklaşık %31-32'si obez grubunun içinde. Bu sayı çok hızlı bir şekilde 5 yıl öncesine göre arttı. Önümüzdeki 5 yılda da obeziteyle mücadele etmezsek daha da artacak görünüyor. O nedenle işin ciddiyetini 75 milyon ülke insanı olarak kavramalıyız ve birlikte mücadele etmeliyiz. Bizim Sağlık Bakanlığı olarak bu işte öncülük yapma gibi bir görevimiz var. Ama yalnız Sağlık Bakanlığı'nın tek başına başarabileceği bir hadise değil. Toplumsal duyarlılığı istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, yerel yönetimler çok sektörlü ve çok yönlü bir mücadeleyi inşallah ülke olarak milletçe el birliğiyle yapacağız. Tabii ki özellikle toplu yemek üreten, yemek sanayiyle, bugün burada Yemek Sanayiciler Federasyonu da burada. Onlarla görüşmelerimiz ve ortak çalışmalarımız önümüzdeki dönemde daha yoğun olacak. Bir defa tuz, beyaz ekmek ile mücadeleyi çok daha ciddiyetle ve bilimsel şekilde yapmamız lazım. Daha çok tuzu bir defa elimize almaktan uzak durmalıyız restoranlarda, evde. El ayarı, göz kararı tuz anlayışından da uzaklaşmamız lazım. Bunun dışında sağlıklı beslenmede olabildiğince protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminleri dengeli almamız lazım. Diyet programlarından ziyade sağlıklı beslenme kültürünü benimsememiz lazım. Çünkü zaman zaman görüyoruz, işte yaz mevsimi geliyor, hadi yoğun bir diyet programı, yaz bitiyor. Yani bu bünye içinde, sağlıklı bir bünye içinde doğru değil. Yaşam felsefemize sağlıklı beslenmeyi yerleştirmek, sağlıklı beslenmenin diğer ayağı da...